Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde açı konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi merkez açı ve çevre açı ve bunların sonuçlarından bahsedeceğim bu videoda. Yani PDF'imizde kaçıncı sayfadayız arkadaşlar? 127. sayfadayız. Haberiniz olsun. Şimdi merkez açıyla başlayalım. Merkez açı ne demek? Evet, köşesi çemberin merkezinde olan köşesi çemberin merkezinde olan Açıya merkez açı diyoruz. Evet köşesi şurada çemberin merkezinde olan açıya merkez açı adını veriyormuşuz. Bir de merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Mesela şuradaki yayın ölçüsü alfa ise burası da ne olacakmış arkadaşlar? Alfa kadar olacaktır. Merkez açıyla gördüğü yayın ölçüleri birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu bir tanımdır. Bu tanımı iyi bilmek lazım. Ki zaten açı olarak düşündüğünüz zaman 360 ya çemberin ölçüsü de 360 bire bir oran olduğunda görebiliyorsunuz zaten. Değil mi? Merkez açımız bu. AOB açısıyla AOB açısıyla ACB yayının ölçüsü ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Geldik çevre açıya. Köşesi çemberin üzerinde olan ve açık ve açık kolları ile çemberde kiriş oluşturan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Evet gördüğü yayın ölçüsü arkadaşlar şurası. Mesela 2 alfaysa 2 alfanın yarısı ya da açıdan çevre açıdan yaya geçiş 1'e 2 oran vardır arkadaşlar. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Alfaysa alfaydı ama çevre açıdan oluyor? Alfa ise gördüğü yay 2 alfa oluyor arkadaşlar. Bu iki tanımı da bilmek lazım. Bunu da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet merkez açı ve çevre açı dediğim şeyler bunlar. Hemen şu örneklere bakalım arkadaşlar. Birkaç örneğe bakalım. Mesela burada bir merkez açı var. Merkez açıyla gördüğü yayın ölçüsü birbirine eşitti. Yani burası ne oldu? Alfa oldu. Burada da bir çevre açı var. Alfaysa gördüğü yay nedir arkadaşlar? 2 alfa. Ve çemberin ölçüsünün biz kaç derece olduğunu biliyoruz? 360 derece olduğunu biliyoruz. Topladığımız zaman 360 derece eşit değil mi arkadaşlar bunlar? Yani 3 alfa 360 ise alfayı da buradan kaç derece buluruz? 120 derece buluruz. Evet birinci örneğimizin cevabı bu yaptı. İkinci örneğimize geldik. İkinci örneğimizde arkadaşlar burada ne var? Ee, 100 ise bakın merkez açı var. Hemen merkez açıdan dolayı direkt burası 100 diyebiliriz. A hocam burada bir çevre açı var. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir Direkt 50 derece burası. Hocam şurada da bir boynuz bumerang çal var. Ne derseniz deyin çal var diyorlar değil mi? Bunu her gördüğümde Erzurum atma geliyor. Erzurumlular selamlar. Ee, çok sevdiğim öğrencilerim vardı orada. Evet şu an neredeyiz? Şu an Zonguldak'ta. Neyse 50 ise burası, burası 100 ise burası 50 dedik. Bir de burada boynuz çal var bilmem ne. Şu üçünün toplamı buna eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Yazalım. Alfa artı 50 30. 50 artı 30. 50 artı 30 eşittir 100 derece yapacak. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece olarak buluruz. Evet sorumuzun cevabı bu. Hocam bunu farklı yoldan yapabilir miydik? Evet ben merkez açıdan falan yapmak istedim arkadaşlar bunu. İsterseniz bir farklı yoldan daha yapayım. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekte. Hop yarı çapı çizince güzel bir şeyler çıktı. Bak hocam yarı çap yarı çap yarı çap. Yarı çapların eşitliğini de göstermek lazım. 30 ise burası da ne yaptı? 30. Hocam alfa burası da ne yaptı? Alfa. E şu üçünün toplamı da buraya eşit olacak. 2 alfa artı 30, 30, 60, 100'e eşit olacak deyip de yine sonuca oradan ulaşabilirsiniz. Ya da 100 ise zaten burası 100'dü. 100 ise burası da 50 yapacak. Direkt 50 alfa ya da kaç derece kaldı? 20 derece kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Size kalmış. Geldik şuraya. Hemen bak. Açı ve gördüğü yay çemberde. Şekle aldanmamak lazım. Ne kadar karışık hocam. Şöyle hocam, böyle hocam demeyin. Şekle aldanmayın. Benim için önemli olan etken şu merkez açı, çevre açı hatta bir sonraki videoda da teğet kiriş açıyı göreceğiz. Teğet kiriş açı benim için en önemli şeylerdir bunlar. E burada hocam 100 derece var bilinenden bir başlayalım. 100 derece ise gördüğü yay. Bakın merkez açı ya burası o çemberin merkezi. Hocam burası direkt 100 derecedir. 100 dereceyi yazdım. Hocam 30 var. E bu çevre açı 30'dan dolayı gördüğü yay 60 derecedir. Hocam bunun tamamı 100'dü. O zaman buraya 40 kaldı. E burada da bir çevre açı var alfaya baktığımız zaman arkadaşlar. Alfada 40'ı görüyorsa 40'ın yarısına eşit olmak zorunda değil mi? Çünkü 1'e 2 oran vardı. Yani direkt alfamız kaç çıktı? 20 derece çıktı sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ne demiş? Hocam burası 25 ise hemen gördüğü yayı biz 50 deriz. Bir de her zaman ne diyoruz? Söylemlerimiz burada da geçerli tabii ki. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasın kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Verilen her bir bilgiyi nasıl kullanabilirsin? Hocam bak bu çap. AD çap demiş. Çapı kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Peki çap ne demekti arkadaşlar? Çapımız çemberi iki eşit yarıya ayırmıyor muydu? O zaman bu çapsa, çemberi de iki eşit bir parça ayırıyorsa burası da burası da eşit olmak zorunda. Yani bunları farklı kalemle göstereyim isterseniz. Hem burası hem de burası iki eşit yarıya ayırdı ya çap. Çaptan geçtiği için. O zaman bunlar kaçar derece? 180'er derece. A hocam tamamı 180. 50'si buradaysa buradaki yaya kaç derece kaldı? 130 derece kaldı. Bakın alfa ne yapıyor? 130'u görüyor. 130'u görüyorsa o zaman burası kaç derecedir? Ee, bir, çevre açıda iki e oran vardı. 130'un yarısı olmak zorunda. Yani 65 derece yapar arkadaşlar. Böylece cevabımız. Tamam. Bu sorumuzun cevabı da 65 yaptı sevgili gençler. Evet. Geldik şuraya. Bakın bunların hepsi bir soru mahiyetinde düşünebilirsiniz. Soru gibi düşünebilirsiniz yani. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Sonuçlar hepsi de bir soru gözüyle bakın. Lütfen es geçmeyin. Önemli. Demişiz ki bunları ezberlemeyin. Yani burada bilmeniz gereken şeyler olduğu zaman ben size söyleyeceğim. Mesela şu aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir demiş. Ezberleme. Ezberlemeden yapabilirsin. Niye? Hocam çok karışık ya. Burada kaçlar ne yapacağız? Hayır, karışık değil. Sen neyi kullanacaksın? Sen neyi biliyorsun? 1. Merkez açı, 2. çevre açı, 3. teğet giriş açı bir sonraki videoda göreceksin zaten bunu da. Benim için bunlar önemli. Bak burada ne var? Bir çevre açı var. Görüyor musun? çemberin üzerinde olan açı kirişlerle oluşturduğu açıydı tanımı değil mi? Çevre açı var. O zaman burası alfaysa hemen açı ve gördüğü yay seni ilgilendiriyor. Burası 2 alfa. Aa hocam bak burada açı da çevre açı. Nereye görüyor? 2 alfayı. Aha da burası alfadır. Hocam bak burada da bir çevre açı var. Burası da iki alfayı görüyor. Aha da burası da alfadır. Beni şuradaki açı, şuradaki açı, buradaki açı, şu açı falan filan ilgilendirmiyor. Peki hocam şunu sorsam buradaki açı nedir diye sorsam. 2 alfa hocam merkez açıdan dolayı 2 alfa dedin değil mi? Tüh sana. hep sildik. Niye? Merkezde mi arkadaş bu? Beni ilgilendiren ne? Beni ilgilendiren merkez açı, değil mi? Merkez açı, çevre açı. Arkadaş burası çemberin merkezi diye belirtmemiş ki. Sen niye merkez açı muamelesi yapıyorsun? Merkez açı olmadığı sürece burada açılar seni ilgilendirmiyor. Bak, saçmalıklardan kurtuluyorsun. Seni ilgilendiren kısımlar çevre açı. Çevrede oluşan açılar bak, aynı yayı gören çevre açılar ne oldu? birbirine gerçekten de eşit oldu. Ama bunu kur olarak ezberleme. Ben ne yapıyorum? Direkt alfa ise 2 alfa yazıyorum. 2 alfa açı ve gördüğü yay ilişkisine girdiğin zaman 2 alfa ise alfa, 2 alfa ise alfa yazıyorum. Olay bitiyor zaten. Bu bilinecek bir özellik değil. Tamam mı? Bu bir sonuç. Bunu sorularda kullanabilirsin. Ezberlemeden de yapabilirsin. Bu. Çapı gören çevre açı 90 derece. Ta ortaokuldan beri biliyorsunuz. Hocam ezberlemeyin desek bile karnınıza işlemiştir büyük ihtimalle. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Sebebi de çok basit. Bu bir çap ya. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım ya. Çap. E, çemberi iki eşit parçaya ayırıyor. Burası, e, burası 180. Burası da 180 yapıyor değil mi? Aa hocam bak şuradaki açı bir çevre açı. Neyi görüyor? 180'i görüyor. Aslında çaktırmadan neyi görüyor? Çapı görüyor. 180'i gördüğü için yay olarak burası kaç derece olur? 90. Hocam burası da aynı şekilde 180'i görüyor. Burası da 90. Hocam burası da bak yukarıdaki 180'i görüyor. O zaman burası da 90 diyebiliriz. Bunların hepsi ne yapıyor? Aslında çapı görüyor. Çapı gören çevre açı 90 derecelere direkt bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ee, ezberlemeyin desem bile büyük ihtimalle siz zaten hep aklınıza tutacaksınız bunu. Ee, sorularda falan öğretmenler falan da çok kullanıyor. Tamam biz de kullanıyoruz. Ee, o yüzden senin de aklında kalacaktır büyük ihtimalle. Çapı gören çevre açılar 90'ar derece oldu arkadaşlar. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Sorularda paralellik gelecek karşına o paralelliğin mantığını kullanmak ne biliyor musun? Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçülerinin birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Yani sen iki paralel kiriş gördüğün zaman arasında kalan yaylar birbirine eşit. Ayırdıkları demiyoruz bakın. Ayırdıkları olsa şunlar olacaktı. Bunlar değil belki ben şöyle çizdim bak ayırdıkları dediğim zaman olmadığını anlarsın. Şöyle çizersem hocam bununla bu eşit diyebilir misin? Hayır. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit. Hocam bunun sebebi, sebebi çok basit arkadaşlar. Bakın şunu şöyle çizdiğim zaman ee, paralelliği kullanacağım. Şöyle bir z kuralı çıktı mı çıktı. Ben buraya alfa dersem z'den dolayı burası da alfa Alfa ise çevre açıdan gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise çevre açıdan gördüğü yay 2 alfa. A gerçekten de iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit oldu arkadaşlar. Sorularda bunu kullanıyoruz. Bilmenizde fayda var. Her zaman ispatıyla yapmak bazen sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Bazı temel bilgileri de bilmemiz lazım. Gelelim önemli bir özelliklerden bir tanesine. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Bak bunların ispatı aynı zamanda bir soru çözüm yöntemidir arkadaşlar. Bazı soru tiplemelerini buraya yazmamış olabilirim ama siz kendi çıkarımlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunun ispatını yapayım. Ne demek istediğimi de biraz sonra anlayacaksınız zaten. Şimdi eşit kirişler gördüğünüz zaman ayırdıkları yaylar birbirine eşitmiş. Bu yayla bu yay birbirine eşitmiş. Allah Allah. Niye? Çemberin merkezi burası olsun. En güzel ek çizimimiz neydi? Yarı çap. Hop çizdik. Hop çizdik. Hocam burada da yarı çap çizelim. Hop çizdik hop çizdik. Bakın bunlar ne oldu? Hocam burası r, burası r, burası da r, burası da r. Gördünüz mü iki üçgen? İki üçgen çıktı karşıma yarıçaplarla ilgili iki üçgen çıktı ve bu iki üçgen de nedir? Eş üçgendir. Sebep hocam r r çift çizgi r r çift çizgi. Kenar kenar kenardan dolayı. Madem eş üçgen bunlar çift çizgiyi gören açı alfa ise çift çizgiyi gören burada açı da alfadır. Bu merkez açıdan dolayı alfa oldu. Bu merkez açıdan dolayı da alfa oldu. Gerçekten de eşit girişler, ayırtılar, yaylar, yaylar birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Hocam bunu nerede kullanacağız bu soru tipini? Atıyorum. Bakın bu böyle, böyle bir soru yazmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Yazayım. Atıyorum şöyle bir şey dedi adam. Şurası R dedi. R, R dedi. Tamam mı? Çemberin yarıçapı da R. Buranın ölçüsü kaç derecedir diye sordu. Bak ispat yöntemini kullanacağız. Bak şimdi dikkat. E hocam R. R ile alakalı bir şey yapmam lazım. Al. En güzel çizim yarıçap. çap. Çizdiğin yarı çapları. R R. A ne oluştu? R R R. Eşkenar üçgen. O zaman burası 60 derece. 60 ise merkez açıdan dolayı burası da 60 derece yapar. Peki soruda şöyle olsaydı arkadaşlar. Çizeyim. Burası R kök 2 olmuş olsaydı. R kök 3 de olabilirdi arkadaşlar. R kök 2 olmuş olsaydı ne olacaktı? Çizdin o zaman R R. Burası R burası R. A R R R kökü. O zaman burası 90 merkez açıdan dolayı 90. R kök 3 olmuş olsaydı R R R kök 3 30 30 120 üçgeninden 120 ise merkez açıdan 120 yazabilirdik arkadaşlar. Tamam Bak ispat yöntemlerini sorularda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tamam eşit girişlerin bunu bileceksiniz. Eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Süper bir bilgi. Mükemmel bir bilgi. Hatta bazı şunları sileyim isterseniz. Ee, biz şimdi bir çemberde diyoruz, değil mi? Ne diyoruz? Bir çemberde bu tabi bir çemberde eşit kirişlerin, ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Farklı bir çember çizsem ve şuradaki kiriş kadar burada da göstersem bunun ayırdığı kirişle de bunun ayırdığı kiriş yaylar eşit midir? Tabii ki hayır. Bizim söylediğimiz şey ne? Aynı çemberde, tek bir çemberde aynı çemberin kirişlerinden bahsediyorsak arkadaşlar. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Ya da her iki çember eş çemberse eş çember ne de demek? Ne demek? Yarıçapları aynı olan çemberler demek. Mesela bunun da yarıçapı r ise arkadaşlar ve sen buradan da bir tane kiriş aldıysan çift çizgi olarak, şununla kıyaslayacak olursan, burada da çift çizginin ayırdığı yay yine alfa açısı kadardır arkadaşlar. Ya aynı çemberde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit, ya da Eş çemberlerde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Bak, laf lafı açıyor ve bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Sorularda falan da karşımıza çıkabilir. Mesela şöyle bir bilgi versem size. Şöyle bir çember çizsem. Bir tane de eş çemberini şuraya çizsem. İki tane çember çizdiğim zaman eş çemberlerse arkadaşlar burası. Bu eş çemberlerdeki eş çemberse yalnız bak yarıçapları aynıysa buradaki yayların ölçüleri birbirine eşittir. Yani şu yayla şu yay bu yayla bu yay birbirine eşittir. O süper bir soru bile uydurabiliriz buradan. Süper bir soru bile uydurabiliriz. Mesela ben şöyle yapsam eş çember olarak. Dur önce bunu yapayım da ondan sonra bak laf lafı açıyor diyorum ya. Ya ee, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bakın niye eşit hocam? Eş çemberlerse. Şunu şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar ayrı ayrı düşün şimdi. Bu çemberin ve şu çemberi ayrı ayrı düşün. Bu çemberin bu kirişiyle, bu kirişi çizgi diyelim buna. Çizgi kirişi. Bakın bu çemberin bu kirişi öbür çemberin de aynı çizgi kirişi değil mi arkadaşlar? Şuradaki çizgi kirişi. E bunlar eş çember olduğu için eş çemberlerin ayırdıkları yaylar değil midir arkadaşlar bunlar? O yüzden eş çemberlerin ayırdıkları eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta bak soruyu şöyle bile yapabiliriz. Dikkat. Yeni nesil diyoruz ya hep. Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil. Evet. Şöyle bir kağıda bir şey çizdim. Kağıda bir tane daha çizdim. Bir kağıda bir tane daha çizdim. Ve şu kağıda, kağıttaki şuradaki parçayı kesip attım. Tamam mı? Eş çember çizdim hatta. Eş çember çizdim arkadaşlar. Ben bunu kesip attığım zaman, şunu kesip attığım zaman oluşan şekil neresi oldu? Şöyle bir hilal oldu bakın. Hilal. Gördünüz? Adam belki bize hilalin çevresini sorabilir. Bu hilalin çevresi nedir biliyor musunuz? Bak yeri geldi. Daha çevreyi göreceğiz ama çevrede tüh ya uzunluğu da yazdım. Çevrede böyle bir soru yazmadım. Bak şimdi. Şunun çevresi isteniyor arkadaşlar bizden. E bunun çevresi nedir aslında biliyor musunuz? Hocam burası tamam eyvallah. Bu yayla da şu yay birbirine eşit. Aslında bu hilalin çevresi bu dairenin çevresi kadar yapıyor arkadaşlar. Çünkü bu yayla bu yay birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar. Süper bir şey değil mi? Valla sorular çözdükçe bir şey çözdükçe bak şunu anlatırken aklıma geldi. Bak şunu anlatırken aklıma geldi. Güzel bir yöntem arkadaşlar. Şöyle bir hilalin çevresi falan filan sorulabilir aslında. Ve soruların arasına e ekleyebilirim de aslında. Dur bakayım inşallah unutmam. Güzel bir yöntem oldu arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum eş çember oldukları için bunlar. Değil mi? Şu ortak kirişi çizecek olursam eş çemberlerde ortak kiriş ayırdıkları yaylar aynı olduğu için ortak kirişin ayırdıkları yaylar eşit olduğu için benden x yayı ile y yayının toplamı isteniyorsa eğer y yayı ise burası da y yayı x yayı ile y yayının ölçüsü bakın ne yapıyor arkadaşlar? Bir tam daire yapıyor arkadaşlar. O da kaç yapıyor? Ölçüsü bile sorulabilir. X artı Y, y ölçüsü. Yani kaç yapıyor? E, 360 derece yapıyor arkadaşlar. Vallahi hiç sizi oyalamadım. Hiç vaktinizi çalmadım. C bazen derim vaktinizi çaldığım için özür dilerim falan filan derim ama burada sanki önemli bir şeye değindik arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Evet neyse eşit gelişlerin ayıtları yaylar birbirine eşit ve güzel sonuçlar da elde ettik oradan. Şimdi bu sonuçlarla ilgili sorulara bakalım. E, soru Arkadaşlar hiçbir şekilde şey yapmaya gerek yok. Bununla ilgili formül de var. Hocam 40 ise burası kaçtır? 84'tür. Hocam burası 58 ise burası bilmem kaçtır? Toplamlarının yarısı diye bir formül var. Gerek yok. Bak Burası 42 ise 84. 84 ise bakın burada da bir açı var mı? Var. E, 84'ü görüyor. Burası kaç derecede? 42'dir. Bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam aynı yayı görüyor. Bu da aynı yayı görüyor. Bu da aynı yayı görüyor. Direkt 42 ise burası da 42 diyebilirdiniz ama hep özellikten de yapmaya gerek yok. 42 ise 84. 84 ise 42 yazdın zaten burada. E alfaya baktığın zaman ne yaparsın? Şu üçgende dayanamıyorsun değil mi? Ne var burada? İki iç açı var. İki tane açı yan yana görünce iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 58 artı 42'ye eşit olacaktır. Yani kaç yapıyor o zaman alfamız arkadaşlar? 100 derece yapar. Evet bu sorumuzun cevabı 100 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam o yarım çemberin merkezi demiş. Peki ABC bir üçgen demiş. Buna da eyvallah. AB ile BD birbirine eşit demiş. Tamam 33 derece verilmiş. CAD açısının ölçüsü soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar bu bir yarım çember. Tamamlamaya gerek yok. Ben size ne dedim? Bir çember verilmişse yarım çember verilmişse yarım çember sorunun çözümü için yeterli. Bakın bu bir çap değil midir? Çapı gören çevre açı kaç dereceydi? 90 derecede. Oo 90'ı yapıştırdık. E burası 90 ise ikiz kenarlık da var burada. İkiz kenarda iki üçgenden dolayı 45-45. İki tane açı yan yana dayanamıyoruz. Alfa artı 33. Direkt 45 dereceye eşit olacak. Alfamız da buradan kaç olur arkadaşlar? 12 derece olur. Evet bu sorumuzun cevabı da 12 yaptı. 12 değil mi? Yanlış yapmayalım. ben. Geldik buraya. Hocam çemberin merkezi. Evet o çemberin merkezi. Şurada ne var arkadaşlar? Bir çap var. Tamam. Bu çapı kullanmam lazım benim. Hocam şöyle yapsam çapı gören çevre, çevre açıyı şöyle oluştursak. Eyvallah güzel olabilir. 90 derece hatta burası 20 derece diyebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bu çapı da kullanmam lazım arkadaşlar. Bir de şu eşitliği de kullanmam lazım. Eşitliği nasıl kullanacağım? Önemli olan o. Yani soru buradan önce bizim şuraya yoğunlaşmamızı istiyor aslında. Niye? Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgileri kullan kardeşim. Yani benim burada şeyi de kullanmam lazım. Buraya yazmamışım ama e, şuradaki eşitliği de kullanmam lazım arkadaşlar. Şuraya da yazarım artık. E, ne o? AE ile EC birbirine eşit diye yazmak lazım aslında. AE ile EC birbirine eşit diye soruda vermek lazımdı. Neyse ki şekil üzerinde yazmışım zaten. Size herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Neyse D eleman BC demiş. D eleman BC yani bunun doğrusal olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, CB doğrusunun üstünde olduğunu söylüyor. Bir de 40 derece vermiş buradaki yay uzunluğu ölçüsü de. BE yayının ölçüsü isteniyor. Şuradaki yayın ölçüsü isteniyor arkadaşlar bizden. Peki benim soruda şu eşitliği kullanmam lazım. Burada da bir çap var. Arkadaş şunu şöyle çizersek bir kenar ortay oldu. Ben kenar ortaydan dolayı çizmedim ama bunu. Dikkat edin. Şu çap ya. Çapı kullanacağım. Bir de eşitliği kullanacağım. A çapı gören çevre açı kaç derece? 90 derece. E, 90. Hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Ne, no, ne geldi aklına? İkiz kenar. Hemen aklına gelen başına gelsin. Hocam ikiz kenar bu. Niye? Dik. Çünkü yükseklik bizim için önemli bir kavramdı. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da yükseklik aynı zamanda Kenar ortaysa ne oluyordu? ikiz kenar oluyordu. O zaman bu bir ikizkenar kenar üçgen. İkiz kenar üçgense ben şuraya bir alfa diyeyim. Buraya da alfa diyeyim. İki iç açı gördük. Dayanamıyoruz. Bir dış açıya eşittir. Yani burası iki alfa yapar. Hocam burası 2 alfaysa hop. Burası kaç alfa yaptı? 4 alfa yaptı. Şimdi 40'ı da kullanmam lazım. Hop. Şu çap olduğu için. Şu ikisinin toplamı ne yapacak? 4 alfa artı 40 eşittir. 180 yapacak. Çap ya üst tarafta 180 alt tarafta 180 olacağı için 4 alfa eşittir 140'tan alfayı da buradan kaç derece buluruz? 35 derece buluruz. BE yayının ölçüsü isteniyor ama bizden. BE yayı alfayı 35 bulduk ya 35 ise ya, gördüğü yay kaç derecedir arkadaşlar? 70 derecedir. Evet cevabımız kaç yaptı böylelikle? 70 derece yaptı arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Çember üzerindeki 4 noktadan ABCD karesi oluşturulmuştur. Çember üzerindeki 4 nokta ABCD karesini oluşturmuş. Bu bir kare ise karenin özelliğini kullanmam lazım arkadaşlar benim. İki farklı şekilde yapabilirsiniz. Ben her ikisiyle de yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl yapalım öncelikle? Bu bir kare. Demek ki ben bana bir kare verilmişse karesel bilgiyi kullanmak zorundayım. Karesel bilgiyi nasıl kullanabilirim? Mesela 32 de verilmiş ya burada. Mesela karede köşegenler nasıldı? 45-45 diye kesiyordu. Şu köşegeni çizecek olursam 45 derece olacağı için şurası 45 derece burası da 45 derece buraya kaç derece kaldı? 13 derece kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. Aa çok güzel bir şey oldu. Bakın alfa ile 13 aynı yere yürüyor. Direkt alfaya 13 diyebilirsiniz. Ya da 13 ise gördüğü yay 26. 26 ise burası da kaç yapar? 13 yapar diyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir soru. Ama farklı bir şekilde de çözeyim. Bak karenin hangi özelliğini kullandım ben? Karenin köşegenini kullandım. Her zaman söylüyoruz. Verilen bilgiyi kullanabildiğin sürece soruyu çözebilirsin. Bu çemberde e, açı konusunda da, çemberde uzunlukta da, dairede alanda da yine bu söylemlerimizin hepsi geçerli arkadaşlar. Peki başka bir şekilde çizeyim. Hocam bunlar kare ya. Şunlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Oo süper. Madem bunlar birbirine eşit oluyor. Ayırdıkları yaylarda birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Yani şurası da eşit olacak. E olay bitti o zaman. Ayırtları yaylar hep birbirine eşit. 4 tane x yayı oldu burada arkadaşlar. x x x x. Yani 4 tane x 360'a eşit. x'i buradan kaç bulursun? 90. x buradan 90 sa e, 32 ise gördüğü yay. 32'de kullanmam lazım ya. 32 ise gördüğü yay 64. O zaman buraya ne kaldı? 26 kaldı. Tamamı 90 olduğundan dolayı. E burası 26 ise burası da kaç yapar? 13 yapar. Yeter ki sen verilen bilgiyi kullan. Ama köşegenle kullan. Ama e, kirişlerin eşit olmasıyla kullan. İstediğin yerden e, kullanabildiği sürece oradaki kareyi kullanabildiğin sürece sonuca her zaman rahat bir şekilde ulaşırsınız. Tamam mı arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Ya da bir fa farklı yolda şu mesela burası da 90 ya 90 ise burada kaç kaç derece yapar? 45 Aa hocam şöyle bir M kuralı var 32 ile alfanın toplamı 45 deyip oradan da sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Neyse şu yolda güzel bir yol zaten herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Geldik bir sonraki soruya. O merkezli çemberde DE çap. Hmm. DE çap. Şu DE'nin çap olmasını kullanacağım arkadaşlar. Bir kere DE'nin üstünden şöyle bir geçeyim. Bir de DE ile BC birbirine paralel. Şu paralelliği de kullanacağım. Hemen kullanayım paralelliği hocam. Şurası kaç derece? 130sa hocam 130 olması lazım da değil. Merkez açı değil. Bak merkez burada göstermiş. Gördün mü? 130 olamaz. Hani şöyle bir çizecek olursak çizmeyelim. 120'yi daha farklı bir şekilde kullanabiliriz. Bu bir çapsa 130 sa, burası kaç derece? 50 derece. 50 derece ise yöndeşlikten dolayı burası da kaç çapta? 50. Biz her zaman ne diyoruz? Her verilen bilgiyi kullan. Hocam 120 var burada. E bu da bir çap. Bunun tamamının 180 yapması lazım. 120'si buradaysa buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Ooo süper. 50'yi de burada bulduk ya. 50 de bizim çevre açımız değil mi? 50 de bizim çevre açımız olduğu için 50 ise gördüğü yayın kaç yapması lazım? 100 derece yapması lazım. Bakın şuraya kadar 100. 60'ı buradaysa buraya kaç kaldı? 40 derece kaldı. Harika. Bak soru kendiliğinden akıyor. Süper. E ee, başka. Hocam ben şuradaki paralelliği kullandım yöndeşlikten dolayı ama bir de çemberde iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri ne oluyordu arkadaşlar? Önemli bir bilgiydi. Birbirine eşit oluyordu, değil mi? Evet, bunlar paralel. Ee, arasında kalan yaylar birbirine eşit olacağı için şu yayla da şu yay birbirine eşit oldu. Yani burası 40sa burası da kaç yaptı? 40 yaptı. E Bu da bir çaptı. E, 40, 40, 80 tamamının 180 yapması lazım. 40, 40, 80 ise buraya kaç derece kaldı arkadaşlar 100 derece kaldı. Şuradaki yaya 100 derece kaldı. Bakın ne çıktı? Burası 100. Şimdi de Alfa'ya baktığımız zaman Alfa çevre açıdan dolayı kaç derece yaptı arkadaşlar 50 derece yaptı. Güzel bir soru. Ama soru, sanki çok böyle bilgi içeriyormuş gibi. Aslında tamam çok bilgi içeriyor ama zor bir soru mu? Tabii ki değil. Niye? Çünkü sen verilen her bir bilgiyi kullanabildiğin sürece sorunun nasıl aktığını görüyorsun değil mi? 130'u kullandım 50 dedim paralelliği kullandım 50 ise 50 dedim hatta paralellikte de yayların eşit olduğu da aklında. Hocam 120'yi kullandım çap olduğundan 60 oldu. A 50 ise 100 oldu. E, 100 ise 60'sı buradaysa 40 oldu. E, bunlar da 40 40. Buraya 100 kaldı. Tamamı 180 yaptığından dolayı. 100 ise de buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı arkadaşlar. Güzel bir soru. Ve çemberde açıyla ilgili sanırım şu teğet kiriş açımı var bir sonrakinde. Evet. Son sorumuzu da şurada yapalım arkadaşlar. Son sorumuzu da burada yapalım. Hmm, ilginç. Evet. Geçen sene de vardı bu soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Ciddi anlamda çok güzel bir soru. Çok beğenerek çözdüğüm sorulardan bir tanesi. Ee, piyasaya belki de benim koyduğum sorulardandı. Geçen sene yoktu böyle piyasalı sorular ama genelde e, güzel sorularım olunca piyasaya hemen şey oluyor böyle. İlginç sorular hemen dağılıyor. Neyse e, şöyle bir soru arkadaşlar. Gençler selam. Evet soruyu çözdüm. Sonra yeniden geri geldim. Yani gelecekten geldim arkadaşlar. Geçmişe. Yani soruyu çözdükten sonra buraya geldim. Ben aslında şu an soruyu çözüyorum ileride. Çok karışık oldu ama neyse. Ödüllü soru arkadaşlar. Ödüllü soru demeyi unuttum. Daha doğrusu soruyu çözdükten sonra ödüllü soru olması gerektiği aklıma geldi. Ondan dolayı ödüllü soruyu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu soruyu yapan yapmayan herkes lütfen ama lütfen yorum yazsın. Ee, hocam soru güzeldi soru şöyleydi soru böyleydi şöyle olsaydı çıkmaz mıydı böyle olmaz olsaydı çıkmaz mıydı yani bu videoyu izleyen herkes lütfen yorum yapsın. Fikrini yazsın, zikrini yazsın. Yapan arkadaşlar yaptım desin. Yapamayan arkadaşlar yapamadım desin. Tamam mı? Yalnız baştan uyarayım. Zor bir soru. Tamam. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu zamana kadar ki bilgilerinizden başka bilmediğiniz bir şey yok. Hepsini ben bu video içerisinde anlattım. Yani bir şeyler bir şeyler şimdi kopyala vermek istemiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin mesela. Ne? Şu eşit kirişlerin ayrıntıları yaylar birbirine eşit. Hadi size bir kopya verdim. Şurada güzel bir şeylerden bahsettim arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız soruda. Tamam mı gençler? Ödüllü soru bu. Cevabı dediğim gibi herkes lütfen ama lütfen yorum yapsın. Yaptım ya da yapamadım. Ödüllü soru. Ödülünüz ne? Ödüllerin hepsini ben toplu halde vereceğim. Merak etmeyin. Hepsini bir videoda e, sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Yalnız geçen sene de vardı bu sorunun benzeri. Geçen sene benim konu anlatımımı dinleyen arkadaşlar. Hocam e, yaptım ama geçen sene öğrencinizdim derse sevinirim. Yani geçen sene bunun benzeri soruyla karşılaştım derse sevinirim. Tamam. Evet gençler. Hadi bakalım kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir daire varmış. Bak daire biçimindeki bir karton şekil birdeki gibi kırmızı ve mavi rengi boyanmıştır. Kırmızı parça AB boyunca kesilip A noktası etrafında döndürülürse Evet şuradan şöyle kesilmiş A noktası etrafında döndürülmüş Döndürülüp şuraya gelmiş arkadaşlar Şimdi yalnız bir şey diyeceğim size Arkadaşlar ben Şöyle bir daireye bu Bunu iki farklı parça olarak düşünün Şu parça ve şu parça Mesela şu parça değil mi Sen bu parçayı daireye tamamlarsan Şöyle olur Sen bu parçayı daireye tamamlarsan Nasıl olur Şöyle olur Sonuçta dikkat edin. Şu parçanın daireye tamamlanmış hali yine bu daire değil midir arkadaşlar? Evet. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar? O zaman şuradaki daireyle şuradaki daire birbirinin tıpkısının aynısı olduğu. Yani bu iki daire eş daire oldu. Yarıçapları aynı oldu arkadaşlar. Bu birinci bir bilgi. Bak dikkat tekrarlıyorum. Zaten bunun şuraya tamamlanmış hali tamam. Eyvallah. Şöyle daireye tamamlanmış hali bu. Bunun daireye tamamlanmış, şu parçanın daireye tamamlanmış hali bu. Sonra şu parçanın da daireye tamamlanmış hali. Yani aslında bunun daireye tamamlanmış hali yine kendisi değil midir? Arkadaşlar şu büyük daire değil midir aslında? Evet. Yani sen burada da şunu daireye tamamladığın zaman bu iki dairenin ne olduğunu görüyorsun? Eş daire olduğunu görüyorsun. Şimdi verilen bilgileri kullanalım bakalım. Bak. AD yayını kaç vermiş? 50. Şuraya bir 50 yazalım. Süper bir soru. Dikkatli dinle. DC yayını kaç vermiş? 20 olarak vermiş. Bunu kesip şuraya yapıştırmıştı. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaş ne yapacağız biz burada be ya? Ne yapalım burada? Burada ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hocam 50'ye ait bir çevre açım oluştursak. Şunu şöyle oluştursak. Vallahi şurayı da kesiyor. Burayı da kesiyor. Bir şeyler oluyor. 20'yi düşünsek ne olacak peki? Peki 20'yi düşünelim. 20'yi düşünecek olursam şunu şöyle çizecek olursam şu birinci çemberde bakın birinci çemberde dikkat edin. 20 yayını görüyor değil mi burası? 20 yayını gördüğü için çok dikkat şuradaki açımız kaç derece yaptı? 10 derece yaptı. Bak tekrarlıyorum. Hangi çemberde? Şu çemberde arkadaşlar. Bu çemberin bir çevre açısı değil mi bu? Bu çemberin bir çevre açısı arkadaşlar. Şuradaki 20. 20 ise burası 10 mu yaptı? Evet. Arkadaş burada süper bir olay daha var. Ne var biliyor musun? Hop sildim. Bir de şimdi şu çembere bakar mısın? Şu çembere bakar mısın? Buradaki 10 dereceye dikkat et bakayım. Aa hocam şuradaki 10 derece şu çemberin de boyadığım çemberin de nesi oldu? Bir çevre açısı. Yani burası 10 derece ise bakın burası 10 derece ise gördüğü yay yine ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. Süper bir şey değil mi ya bu? Vallahi süper bir şey. Soruyu yazdıktan sonra geçen sene yazdım çok hoşuma gitmişti gerçekten. 10 sa aynı burası da çevre açı olduğu için şu çemberin çevre açısı olduğu için 10 sa burası kaç yaptı? 20 yaptı. Tamam süper. Peki hocam bundan sonrasında ne yapacağız? Bak dikkat et. Şu çember ile şu çember eş çember değil mi? Ben biraz önce eş çemberleri anlatırken şunu anlatırken eşit girişleri anlatırken Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar neydi? Birbirine eşitti. Şöyle iki tane eşit kiriş olduğu zaman eş çember olduğu zaman şu eşit kiriş çizildiği zaman buradaki ayırdıkları yaylar ne olacaktı? Birbirine eşit olacaktı. Gel 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 gel. Hocam burada da aynısı var ya. Süper bir şey ya. Bak şu çember ile bu çemberde de şu kiriş ayırdıkları yaylar bir burası bir burası değil midir? Yani bu eş çemberler olduğu için bu da ortak giriş olduğu için AC'ye ortak giriş olduğu için ayırdıkları yayların birbirine eşit olması lazım. <laughs> yani burası 70 derece ise burası da kaç derece yaptı? 70 derece yaptı. E hocam sen bunu kesmiştin böyle. Bak burası kaç derece? 70. Burayı da sen 20 buldun. Toplamda burası kaç yaptı? 90 mı yaptı şurası? Şurası 90 yaptı. Şuradaki parçayı kesip buraya getirdin ya. Şuraya getirmiştik. Burası aslında 90'lık parçaya getirmişiz. Yani burası 90 derece arkadaşlar. Tamam bunu bulduk. Bizden ne isteniyor? Yani şurası 90 derece arkadaşlar. Şurası kesilip tamamladığım zaman. Benden ne isteniyor şimdi? BAD açısının ölçüsü. BAD açısının ölçüsü isteniyor arkadaşlar. O zaman şu açıyı bulalım arkadaşım. Şu açıyı bulalım. Şuradaki açıyı bulalım. Hocam şurası kaç? 90. Dikkat. Şurası 90. Burası kaç? Şöyle geldiğin zaman 70. 90 70 daha kaç yapıyor? 90 70 daha kaç yapıyor? 160 yapıyor. O zaman şuraya kaç derece kaldı? 200 derece mi kaldı? Bak şimdi tekrarlıyorum. Burayı 90 bulduk. Şurası zaten 50 20 daha 70. 90 70 daha 160 yaptı. 360'a tamamlayan açısı 200 yaptı. E burası 200 derece ise burada kaçı da çevre açıdan dolayı 100 derece yapmaz mı arkadaşlar şurası? Şurası 100 derece yapmaz mı? 200'ün yarısı olacak. Tamam. Şimdi benden ne isteniyor? BAD açısı. BAD açısı. Yani 100 burada, 10 burada. Toplamda da kaç yaptı? 110 derece yaptı. Ay, biraz şey bir soru değil mi? Güzel bir soru değil mi? Zor bir soru değil mi? Keşke, keşke şey yapsaydım. Ne yapsaydım? Bir ödül koysaydım buraya. Dur, şimdi videoyu e, kesip başa geleceğim ben şimdi arkadaşlar. Bir ödül koyacağım. Aradan şöyle bir fırlayacağım. Neyse arkadaşlar ödüllü soru bu tamam mı? Evet ödüllü soru. Ve böylelikle şunu da geçmiş olduk arkadaşlar. Neredeyiz? Teğet giriş açıya geçeceğiz. Onu da bir sonraki videoda geçelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.